Bu benim en çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi. Çünkü insanlar saç ekimi bir aslında hayal, eski hallerine dönmek istiyorlar. Bunun için bir yatırım, bir para veriyorlar, nakit harcıyorlar, vakit harcıyorlar ve bekliyorlar. Sonuçta ümitleri kırılıyor, hayal kırıklığına sonuçlanıyor. Şimdi bu tür saç ekimlerinde, yani saçlar alınamamış arka taraftan ve ekildiği zaman çıkmamış bu yüzden. Veya çok az alınmış, işte çok seyrek olmuş, çimadan gibi gözüküyor. Böyle tek tek bez bebek ya da plastik bebek saçı gibi gözüküyor. Doğal olmamış. Bu gibi vakalarda düzeltme yapmak mümkün. Eğer kişinin gref sayısı yeterliyse, donör bölgesi hala gref sağlayabilecek bir durumdaysa, ki bu bu işte ehli olan çok iyi uzman arkadaşlarımız var, bunlar tarafından görülebilir, anlaşılabilir. Ben sizden şu kadar greft alabilirim ve bu alanınızı sıklaştırabilirim, bambaşka bir görünüme kavuşabilirsiniz, çok da iyi olursunuz diye anlatılabilir. Hastalar lütfen ensilerini karartmasınlar. Bu tür düzeltmeleri ben şahsen zaten çok yapıyorum. Eğer greftleri varsa, arka tarafta bölge, belli bir bölgede hala alınabilecek bir greft sayısı varsa, buradan ikinci bir seansta çıkartılabilir, sıklaştırma yapılabilir. Yamuk olan, yani yönleri iyi olmamış olan greftler, saçlar gizlenebilir ve çok iyi revizyonlar yapılabilir. Ve insanlar bu durumda gerçekten hayata tekrar tutunuyorlar. Çünkü kötü ve yapılmış, iyi sonuçlanmamış bir saç ekimi kişileri protez kullanmaya itiyor, tamamen tıraş edip gezmeye itiyor. Yani tamamen umutları tüketiyor. Lütfen bu duruma gelmesinler. Bu işi çok iyi yapan yerler de var. Bulsunlar ve saçlarıyla tekrar kavuşsunlar.